Koronavirüsü salgınıyla geçen neredeyse 1,5 yılın ardından Amerika'da maskeler çıkarıldı, sosyal mesafe önlemleri neredeyse ortadan kalktı. Amerikalılar ülke içinde ve yurt dışına yeniden seyahat etmeye başladı. Sanırım Amerika'dan ilk gelenlerden biriyiz ve bu heyecan verici. Ülkemdeki tüm arkadaşlarım Facebook, Instagram ve Snapchat'ta gördükleri fotoğraflarımızı kıskanıyor. Bu gevşemenin en önemli nedeni elbette aşılamaydı. Başkan Joe Biden'ın sürü bağışıklığı için 4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı'na kadar %70'lik aşılama oranına ulaşılamasa da CDC verilerine göre 18 yaş üstü yetişkinlerin %66'dan fazlası en az bir doz aşı oldu. Toplam nüfusta da bu oran %54'ün üstünde. Ancak başkent Washington'da %71'in bile üzerine çıkan aşılanma oranları Missouri gibi eyaletlerde %39'a kadar düşüyor. Missouri şu anda Amerika'da en fazla yeni korona vakasının görüldüğü eyalet. Hastaneler aşısız gençlerle dolup taşmaya başladı. Vaka artışının bir diğer nedeni de yeni koronavirüsü varyantı Delta. Delta varyantını daha genç hastalarda görüyoruz. Geçen hafta yoğun bakımdaki hastaların %60 ile 65'i 40 yaşın altındaydı ve bu geçen yıla kıyasla şok edici. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı, İngiltere'de ortaya çıkan Alfa varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli. Küresel ölçekte diğer varyantlardan da daha kaygı verici. Üstelik şimdi de Delta varyantının mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde daha da kolay bulaşabilir hale gelen Delta Plus varyantı dolaşıma girdi. Delta şimdiye kadar tespit edilen varyantların en bulaşıcısı. En az 85 ülkede görüldü ve aşılanmamış nüfus arasında hızla yayılıyor. Delta varyantının hızla yayılması ve can kayıplarındaki artışa işaret eden Dünya Sağlık Örgütü, aşı olmuş kişilerin bile maske takmaya devam etmesi gerektiği tavsiyesini yineliyor. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC'ye göre Amerika'daki her 5 yeni enfeksiyondan biri Delta varyantı kaynaklı. CDC maske şartını yerel yetkililere bırakmış durumda. Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles, Dünya Sağlık Örgütü'nü dinleme kararı aldı. Amerika'nın en yoğun nüfuslu bölgesinde sağlık yetkilileri aşı olsunlar ya da olmasınlar tüm iç mekanlarda herkesin maske takmaya devam etmesi tavsiyesinde bulundu. Biz buna evet yanıtını veriyoruz. Beyaz Saray'da kutlayacağız ve dışarıda olacağız. Dört gözle bekliyoruz. İlk büyük davetimiz olacak. 4 Temmuz bağımsızlık gününü geçen yıl salgının gölgesinde geçiren Amerikalılar, bu yıl First Lady Jill Biden gibi heyecanlı. Kalabalık kutlamalar kadar pazartesi resmi tatil olması nedeniyle milyonlarca Amerikalının yollara düşmesi bekleniyor. Bağımsızlık gününü Beyaz Saray'da geçirecek olan Başkan Joe Biden ise hafta içinde ziyaret ettiği Kuzey Carolina'da halkı Delta varyantına karşı uyardı, aşı çağrısını sürdürdü. Bu Delta varyantı daha bulaşıcı, ölümcül olabilir ve özellikle gençler için tehlikeli. Koronavirüsünü yenmek için mücadelemizde en büyük tehdit olduğu söyleniyor. İyi haber, bir çözümü var. Bilim bu konuda açık. Virüse ve bu varyanta karşı korunmanın en iyi yolu tamamen aşı olmak. İşe yararsa hem bedava hem de güvenli, kolay ve uygun. Amerika'da uygulanan koronavirüs aşıları Delta varyantına karşı en yüksek seviyede olmasa da hala etkili. Yayınlanan araştırmalara göre 2 doz aşıdan Pfizer-BioNTech aşısının etkinliği %88 civarında. Moderna yetkilileri aşılarının Delta'ya karşı etkinliğinin az da olsa düştüğünü açıkladı ancak oran vermedi. Kamu sağlığı yetkilileri tek dozluk Johnson & Johnson aşısının da aynı teknolojiyle geliştirilen AstraZeneca aşısı gibi etkili olmasını beklediklerini duyurdu. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington.